Evet, şimdi biz de Serap Hanım bize güzel bir kelek turşusu kuracak. Bismillah dedi, başladı bakalım. Evet, bismillah dedik, başladık. Çok da lezzetli olur. Tamam. Küçük küçük olanlarını tercih ediyoruz Feridun Bey. Eğer büyüklerini alırsanız ortadan ikiye kesmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü biraz daha geç olgunlaşıyor. İsterseniz şu iki yanını keserek de yapabilirsiniz. O turşunun suyu içine girsin. Güzelce böyle turşu haline getirsin diye. İsterseniz de şöyle bıçakla şöyle bir ya da iki tane delebilirsiniz. Biz öyle yaptık. Biz delerek yaptık Feridun Bey. Şöyle başlıyorum. Öncelikle içine koruk koyuyorum en altına. Güzelce yıkadık tabii keleklerimizi burada. Yıkadık, kuruttuk. Birazcık koruk koyuyorum. Ya bu kelek turşusu mu? Ne oldu bu kadar çok? Hayır, bir de üstüne koyacağım. Ya az koyacaktın anne. Niye? Neyse, tamam hadi biraz çıkartayım. Ay niye? Çok güzel olur. Koruk çok lezzet verir. Tat verir Feridun Bey. En altına bir de güzelce şöyle defne yaprağı atıyorum. 3-4 tane. Ne dedi? Biraz önce VTR'de ne dedi beyefendi? Mutlaka karabiber koyun dedi. Ama çok onu üstüne koydu da aşağısı hayır, aksın olsun diye. Olsun canım, ben altına da koyacağım, üstüne de koyacağım birazcık. Birazcık da şöyle limon tuzu koyuyorum. Biraz da sarımsak koyacağım Feridun Bey. Yarısını üstüne, yarısını altına koyuyorum. Evet, güzelce keleklerimizi de yerleştiriyoruz. Biz burada bunlar daha önceden hep çatlatılmış, yani delinmiş kelekler, ona göre kelekleri biraz delmeniz lazım. Evet. Ya bıçakla ya bir iğneyle. Bir de aynı boyda almaya dikkat ederseniz, aynı şekilleri aynı bir de olursa ne yapacaksınız? Güzel sıkıştırarak yerleştirmeniz evet lazım, çok önemli. Turşu kurarken çok önemli püf noktasıymış bu. Çok önemli bir püf noktası daha var, bakalım şimdi onu bilebilecek mi seyircilerim? Turşuda çok önemli bir püf noktası var. Çok önemli. Ayşe abla gözlerini böyle ayıra ayıra bakıyor, acaba ne diye. Evet, suyumuzu da alayım. Ne acaba? Ben. Çok önemli bir püf noktası var turşuda. He? Ağırlık koyacakmışız. Bu iki. Fena değil, o değil. Çok önemli bir püf noktası. Turşuyu kurunca havasını almak gerekiyor, o da fena değil. Evet, Feridun Bey. Çok önemli bir özellik var. Şimdi soracağım, bilene ayakkabı vereceğim. Ya da ozon yağı vereyim, ayakkabı çok olur. Evet. Şimdi ne kadar suya, evet, ne kadar suya, ne kadar tuz? 3 kiloya, 3 litre. Bravo. Bir bar... Özür dilerim. Haklısın ama... Var, bütün seyircilerimiz konuşuyor. Feridun Bey konuşuyor, ben konuş. Buyurun efendim, buyurun. Ne? Üç... Siz önden buyurun efendim. Yok, ne demek, reçel gibi yani. Evet. 1 litre suya... Bir bardak tuz koyacaksınız. Bir litre suya. Ablam bir kaşık koyuyormuş. Vallahi bize çubukta öyle öğrettiler. Hayır Feridun Bey, sebzeler de öyle. Yani şimdi 3 kilo keleğe 3 litre su koyuyoruz. Tamam, tuzunu ne kadar koyuyoruz? O tuzunu da 3 tane koyuyoruz. 3 tamam bardak koyuyoruz. Yani 1 litreye 1 bardak oluyor. Evet. Tuzunu tamam da... Biz 3 kilodan yaptık. Siz ona göre oranını düşürebilirsiniz. Evet, çok tuzlu olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Çok tuzlu olmuyor. Evet, gerçekten kelek tamam çok tuzlu olmuyor. Feridun Bey de dedi, bir kiloya bir su bardağı. Çok tuzlu tamam olur mu diye soruyor seyircilerimiz. Çok tuzlu olmuş. Peki, çok siz az koyun o zaman. Bir tamam çay bardağı. 3 litre, dur şimdi bir dakika, doldur. Bir dakika, tamam. Karıştırdın değil mi? Evet. Karıştırdım. Karıştırdım. Ama kelek tuzu kabul ediyor. Evet, yani... Hani hepiniz konuştuğunuz için ben orada o kadar söyleyemedim. Başka eğer salatalıktan falan yaparsanız evet, ama keleğin olgunlaşması için, o turşu kıvamına gelmesi için biraz daha fazla tuz koymanız gerekiyor. Her yaptığınızdan biraz daha fazla tuz koymanız gerekiyor. Evet, 1 litre suya genelde 1 bardak konulur. Evet, şu aralarına dola. Üzerine tekrar. Feridun Bey, biraz önce 2 litre koymuştuk. Niye sustunuz? Konuşun, ben siz konuşacaksınız diye konuşmuyorum. Tuz fazla geldi diyor ablalar da, ben de aklım hayır, yatıyor yok birazcık. Ama bir bana şey söyleyeceğim. Bana göre de biraz fazla gibi sanki. Ama neden? Orada çubukta da öyle çubukta yaptı da öyle yaptı. Abi öyle yaptı ama ben yine fazlaymış gibi geliyor. Biliyorsunuz çubuk turşusunun üstüne yok. Tamam. Evet. Tamam. Tamam evet, yeter. Evet, üzerine biraz yeter, daha tamam. Yeter. Tamam. Şöyle yaptım. Biraz daha karabiberini attım.
Biraz daha sarımsağını attım. Feridun Bey. Evet, üzerine şöyle bastırmak çok önemli. Üstüne evet, de bastırdık. Bastırdıktan sonra da üstüne bir tane de şöyle bir taş koymak lazım sevgili seyircilerim. Bu şişmesine mani olması açısından şöyle bir ağırlık koymanızda yarar var, haberiniz olsun. Bu turşunuzun kabarmasına mani oluyor. Bu çok önemliydi, bu ağırlık. Evet. Reklamlara gideceğiz ama ne kadar zamanda olacak? Reklamlardan sonra turşuyla ilgili çok özel bir püf nokta söyleyeceğim. Tuzunu bir daha kontrol edeceğiz. Tuzunun ne kadar olduğunu reklamlardan sonra size net söyleyeceğiz. Bir daha evet, kontrol edeceğiz. Kaç günde olduğunu da söyleyelim ekranım. Sevgili seyircilerim, tuz hususunda birazcık tartışmalar var. Bize Çubuk'ta Hacı abinin öğrettiği 1 litreye 1 bardaktı. Fakat buradaki seyircilerim diyorlar ki tuzu biraz fazla oldu. Yalnız keleğin kıtır kıtır olması için birazcık tuzlu olması lazımmış. Onu da söylüyorlar. Biz size diyoruz ki bunu 3 litre suya yaklaşık 1,5 bardak, biraz da bizim su bardağımız büyüktü, onun da etkisi olabilir. 1,5 su bardağı dolu dolu tuz atın siz. Onun biraz fazlaysa ona göre de karar verirsiniz kendiniz. Şimdi ben size iki tane püf noktası söyleyeceğim. 1. Bu kapağını hemen kapatacak mıyız? Ne kadar duracak? Bravo. Bir gün açık durması lazım. Neden? Bir işlem olacak. Bu taş önemli kardeşlerim. Bu taşı bak sıkıştırıp koyduk. Bu çok önemli. Yoksa kabarıyor, böyle üste doğru çıkıyor. Buna çok dikkat edeceksiniz. Kapağını 24 saat böyle açık duracak. 24 saat sonra kapayacaksınız. Burada çok önemli bir husus var turşuda. En önemli husus ne? En önemli püf noktası ne turşuda? En önemli püf noktası ne? Hazır suyla yapmam. Ne? Dinlenmiş. Çok önemli bir şey var. Çok önemli bir şey. Cam kavanozu. Cam kavanoz. Duyuyor musunuz? Allah'ını, Muhammed'ini seven, turşuları plastiğe kurmayın. Fayda yerine zarar veriyorsunuz evinize. Kendi kendinizi zehirliyorsunuz. Allah'ını, Muhammed'ini seven, bu ablama bir tane ozon yağı hediye edin. Bir tane getir hemen. Bir daha söylüyorum. Allah'ını, Muhammed'ini seven plastiğe turşu kurmasın. Teneke olabilir. Eski bizim hani şey emayelerimiz vardı, ona olabilir. Paslanmaz çeliğe olur, küpe olabilir. Küp çok güzel, onlara olabilir. Ya da cam. Ne olursunuz, plastikte çok büyük zarar görüyor beden. Tuzlu su çekiyor plastiğin içindeki maddeleri, sıkıntı oluyor. Lütfen sirkeleri, turşuları yapmayacaksınız. Bir önemli husus daha. Sıkıştırarak koyacaksınız. Bunlara çok dikkat edeceksiniz. Sevgili seyirciler.